teknik adamlar. Taraftar hiçbir şey yapmıyor. Biz burada şampiyon oluyoruz, gruplara gidiyoruz. Yenilik geliyor. Niye? Karşımızdaki güç, çok güçlü kulüpten. Birinci amatörden de 4 takımımız önümüzdeki yıl süper amatör ligimize çıkacak. Maç kritiklerinden ziyade genel havayı bütün konuklarımla birlikte yapmak istiyorum ben. Tamamen sıfırdan bir takım kuruldu. Yeni yönetim, yeni futbolcular. Taraftara çok güveniyorum. Çünkü beni bu işe teşvik eden başta taraftar. Şampiyonluğunu 56 yahut 57 puan toplayan takım birlikte şampiyonluğu. Çalışmalarımızı Edirne'de bu takımı kaybetmemek üzerine yapıyoruz. Sezon başında herkes en iyisini yapmaya çalışır. Tabii ki herkes şampiyon olmak ister. Bunun gerçek şeyi bu ama tabii ki bu işler zor. Kızlarımızın hiçbiri, ki hepsi birer pırlanta onların. Yapacağımız işler bizim çok uzun. Hafize Şahin 4 maç yaptı. 4'ünü de farklı kazandı. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Spor Panorama programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, spor olayları yavaş yavaş sona eriyor. Artık yaz sezonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizim de programımızın sonlarına yaklaşıyoruz tabii ki. Mayıs ayı içerisinde sonlanacak. Geçtiğimiz günlerde sona eren birinci amatörden sonra süper amatör lig de sona ermişti. Ve bugün oynanan maçlardan sonra bölgesel amatör lig de sona erdi. 11. grupta mücadele eden iki takımımız vardı. Edirnespor GK ve Anafartalar Spor. Edirnespor GK bugün Kozlu Belediye'yi 25 Kasım stadında 2-1 mağlup etmeyi başardı ve ligi 7. sırada tamamladı. Anafartalar aynı başarıyı gösteremedi ve ligin başından bu yana talihsiz sonuçlar alarak ligin dibine demir atan Anafartalar maalesef süper amatöre düşen takım oldu. Tabii ki bizim Anafartalar Spor'un düşmesiyle bizim süper amatörden Bal Ligi'ne yükselen bir takımımız olacaktı ve oldu. Sarı Kırmızılı Edirne Spor'da direkt olarak Bal Ligi'nde mücadele edecek. Yani gelecek yıl iki tane Edirne Spor, birisi Edirne Spor GK, birisi Edirne Spor Bal Ligi'nde mücadele edecek takımlar olacak. Bizleri temsil edecekler. Tabii biraz sonra onunla konuşacağız çünkü bir birleşme durumu söz konusu, birleşince nasıl olur? Futbol il temsilcimiz burada. Bu konulara vakıf, üstelik bölgesel amatör liginde Edirne temsilcisi aynı zamanda. Ve Yavuz Çiroz burada. Sevgili Çiroz, hoş bulduk Sayın Hocam. Ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cesur Pakar'da da konuğumuz. Onunla da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun oluşumundan sonra yeni yönetimde yapılan çalışmaları birlikte görüşeceğiz, konuşacağız. Güzel şeyler yapıyorlar. Güzel çalışmalara imza attılar. Cesur Pakar da burada. Cesur Pakar da biliyorsunuz yıllarca Karaçay'da sporun her şeyiydi. Şu anda yine onun takipçisi ama fiili olarak görev almıyor. Ama destekçisi, aynı zamanda da ASKF'nin yöneticisi. Hoş geldin Sayın Pakar. İyi akşamlar hocam. Ve yine her zaman olduğu gibi bizim asistanımız, yorumcumuz Sayın Adnan Yıldız da konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet. Birinci amatör dedik sona erdi. Süper amatör sona erdi ve bugün Bal Ligi sona erdi. Bal Ligi'nde 11. grupta mücadele ettiğimizi demin de söyledim. Bugün 11. grupta müsabakalar oynandı. Tabii ki Edirne'de 25 Kasım'da Edirne Spor GK ile Kozlu Belediyesi karşılaştı. Edirne Spor'u çok fazla ilgilendiren bir sonuç yoktu. Mağlup dahi olmuş olsa, berabere dahi bitmiş olsa çok ilgilendiren bir durum yok. Çünkü kaybedeceği bir şey de yok, kazanacağı da bir şey yoktu. Ama Kozlu Belediye için çok farklı bir maçtı bu. Çünkü öyle bir durumu var ki bugün Anafartalar Spor'la karşılaşacak olan Karadeniz Ereğli'ye Anafartalar'ın gitmemesi nedeniyle hükmen galip oldu Karadeniz Ereğli ve 3 puan aldı. Böylece Kozlu'nun üzerinde bir yer almış oldu. Dolayısıyla da bu bölgesel lige katılabilmek için bir baraj maçı yapma durumunu kendiliğinden ortadan kaldırmış oldu. Kozlu'ya tek şart vardı, Edirnespor GK'yı yenmek. Yendiği takdirde bu sefer Karadeniz Ereğli baraj maçı oynayacaktı. Ama mağlup olması ve berabere kalması halinde Kozlu baraj maçı yapacaktı. Ve sonuç 2-1 olunca da Kozlu şimdi kendi liginde baraj maçı yapacak, Bal Ligi'nde kalabilmek için.
Evet, bugünkü maçla ilgili şöyle kısa birer görüş alayım. Daha sonra sonuçları da alarak il temsilcisinden hemen başlayalım. Öncelikle bizi izleyen değerli seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bal Ligi'nin de sonuna geldik. Bugün seyirci güzeldi, hava güzeldi. Fakat Edirne Spor'un hiçbir iddiası olmadığı için daha da rahat, biraz da genç ağırlıklı birkaç oyuncusuna çıktı. Ama Kozlu Spor'da daha maçtan önce biz toplantılar yapıyoruz. Toplantıda orada Kozlu Spor'un yöneticisi Anafartaların maça gitmediğini öğrenince bir hüsran yaşadılar. Bu maçı muhakkak kazanmaları gerektiğini orada da söylediler. O havayla maça çıktı Kozlu Spor ama bana göre Edirne Spor belki 2-1 değil de maç 4-1, 5-1 bitecek bir maçtı. Sonuçta Edirne Spor kazandı. Rahat oldu, rahat oynadı. İddiası da olmadığı için Kozlu Spor biraz daha sıkıntılı durumda olduğu için biraz daha stresli başladı. Yandan hatta kenardan zaman zaman antrenörleri oyuna fevri şekilde müdahale etti, zorunda kaldı. Bunun akabinde de zaten iki tane oyuncuları kırmızı karttan oyun dışı kaldı. Yani Edirne Spor çok farklı kazanabileceği maçı 2-1 kazanarak sezonu kapatmış oldu. Aslında tabii Edirne Spor'u biz bugün maçı da izledik ama Sayın Pakar da bir görüşünü, bir neler gözlemledi onu bir anlatsın. Daha sonra biz de kendi yorumlarımızı dile getirelim. Evet Cesur. İyi akşamlar izleyici dostlarımıza. Hocam bugünkü Edirne Spor Kozlu Spor maçı çok ilginç bir maç oldu. Yani Kozlu Spor'un fikstürdeki konum itibariyle sıkıntılı bir süreçteydi ve o şekilde geldi Edirne'ye. Tabii biz tribünden izlediğim, gördüğümüz kadarıyla yönetimde de bir sıkıntı vardı. Takım içerisinde de vardı. Aslında karşılığında çok rahat bir Edirne Spor vardı. Yani skoru yakalayamadılar. Yakalayamadıktan sonra sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldılar. Yavuz arkadaşımızın söylediği gibi. Yani 6 da olabilirdi. 7-1 de bitebilirdi. Yani farklı bir skorla da buradan onları yolcu edebilirdik. Ama bizim Edirne Spor'un kaybedecek bir şey olmadığı için rahat bir maç oldu onlar için. Birkaç sporcumuz, gençlerden sporcu da hocamız sahaya sürmüş. Mesela kaleci, o sağ tarafta oynayan arkadaşımız, golü atan Aykut, o devre arasında gelmişti İstanbul'dan, Süper Amatör'den. Yani çok zevkli bir maç izlemedik açıkçası. Evet. Şimdi aslında tabii Edirne Spor GK sanki bugün galibiyeti istemeyen bir havadaydı. Hani yenmeyeyim havasındaydı sanki. Öyle pozisyonlar oldu ki ben beraber izledik, gördük, gözlemledik. 5'e 1 yakalandığı pozisyonlarda önünde 60 olsa 3-4 tane boş adam var. Tek savunma adamını ama o ne yapıyor? Sağ çaprazdaki kanat adamını atıyor. O oradan orta yapıyor, Razger'e gidiyor. Yani böyle İstemeyen bir durum vardı sanki. Tabii yorum yapmak istemiyoruz bunu. Bir anlaşma mı vardı? Kozlu'ya efendim yenmeyelim de Kozlu baraj oynamasın gibi böyle bir şey mi vardı demek istemiyorum. Konuşuluyor tabii ki bunlar ama buna biz katılmıyoruz. Böyle bir hareketi Edirne Spor GK'ya da yakıştıramayız zaten. Peşinen kalkıp da konuşup efendim böyle bir biz size yenilelim yahut da onların yenilin bize dediğine evet yenilelim bunu bu şekilde yapalım gibi pazarlık meselesini kesinlikle ben düşünülmemesi gerektiğini söylüyorum ve Edirne Spor'a da zaten yakışmaz diyorum. O bakımdan da bana göre öyle bir şey yoktu ama dediğimiz gibi garantiye almış bir Edirne Spor hem oyuncularını şans tanımak adına çok fazla sıkmadılar yani kendilerini böyle bir hava rahat bir havada rahat bir konumda karşı tarafta aksine hırslı, heyecanlı. Dolayısıyla o heyecan ve hırsın yaptığı hatalar da çoğalıyordu onlarda. Onun için de zaman zaman çok net gol pozisyonlarını dahi onlar da değerlendiremediler. Yani ilk böyle 20 dakikaya baktığımız zaman o bölümde çok rahat pozisyonlara girdiler. Çok rahat gol pozisyonlarına girdiler. Edirne Spor son 10 dakikada böyle yüklendi. Gol de geldi zaten. Kırmızı kartlar geldi arkasından. Evet. Böyle bir durumdu. Yani ben Edirne Spor'un
yenildiği maçlardan daha fevkalade maç oynadığını söyleyemem. Hakikaten yenildiği zaman dahi bu maç, bu müsabakada ortaya koyduğu futboldan daha iyi futbol ortaya koymuştu. Gözlemlerim buydu benim. İnşallah artık her şey bitti. Gelecek yıl neler olacak? Biraz sonra tabii görüşeceğiz, onları konuşacağız. Çünkü çok önemli değişiklikler bekleniyor. Edirnespor GK'da, Edirnespor ile 66 Edirnespor ile birleşme durumu ne kadar olacak, nasıl gerçekleşecek? Birisi fes olması lazım. İkisi de devam mı edecek? Yani bunların hepsi daha sonra kararı verilecek bir şey. Aslında kulüp yöneticilerinin vereceği bir karar da değil bu. Belediye Başkanımız Recep Gürkan bu konuda ne derse o olacak. Ben öyle biliyorum. Öyle de zaten. Çünkü Edirnespor sadece değil. Edirnespor GK, Edirnespor, Edirnespor Bayan Basket, Çarşıspor Voleybol. Yani sponsor Edirne Belediyesi olduğu için onların da artık sorunlarını, onlarla ilgili olan kararları da Sayın Belediye Başkanı zannediyorum verecektir. Bu konuda fedakarlık yapıyor. Sağ olsun Edirne Sporu adına ben kendisine minnettarım, bir spor adamı olarak teşekkürlerimi sunmak isterim. Çünkü gerçekten de yapacak bir şey yok. Yani Edirne Spor şayet Recep Gürkan Belediye Başkanımız bu şekilde sarı kırmızı Edirne Spor'a sahip çıkmayıp maddi manevi destek vermemiş olsaydı bugüne kadar 10 yıldan beri neredeydi Edirne Spor, sarı kırmızı Edirne Spor düşmemek için mücadele veriyordu. İşte sağdan soldan toplamayla Adnan Yıldız bir taraftan, Erdem Güngüler bir taraftan, ondan 5 lira, bundan 10 lira, yani çok affedersiniz dilenci gibi dolaş dur. Bu şartlar altında 10 yıl geçti. Ama işte 13 yıl sonra da şampiyon oldu. Nasıl şampiyon oldu? İşte bunu hiç kimse yadsıyamaz, hiç kimse inkar edemez. Belediye Başkanı'nın bu konudaki katkı ve gayretleri, özverileri çok önemli. İşte bunları nasıl yapacaklar? Bunlar nasıl olacak? Geçtiğimiz günlerde bir yemek düzenlendi. Geçen hafta bunu detaylı bir şekilde verdik. Bankaya paralar yatıyor mu? Taahhütler verildi mi? Bunlar devam ediyordur mutlaka. Çünkü aybaşı geliyor. Gene 22 milyar lira para taksit. Geçen ay belediye başkanı çıkardı verdi. Bu ay onun için bankaya paraların yatması lazım. Bunun böyle devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, isterseniz Bal Ligi'nde oynanan maçları şöyle bir ekrana getirelim. Puan durumunu da verelim. Onları tamamladıktan sonra onun üzerinde aynı zamanda bölgesel amatörlük Edirne temsilciliği görevini de sürdüren sevgili Çiroz'un Bal Ligi ile ilgili, tabii bu yıl bitti, bir değerlendirmesini alalım. Genel anlamda ve Edirne genelinde ve bundan sonra gelecek yıllarda neler olabilir, onları birlikte görüşelim. Bu hafta oynanan maçlar, evet, Karadeniz Ereğli Belediye ve Keşan Spor hükmen, Anafartalar Spor gitmedi. Spor adına hoş bir şey değil ama düşündüğümüz zaman da düşmesi kesinleşmiş, süper amatöre düşmüş bir takımın nereden bakarsanız bakın Karadeniz Ereğli'ye gidip gelmesi en azından 5000 liralık bir masraf. Hocam şöyle söyleyeyim, maçtan önce yöneticileriyle işte toplantıda konuştuk, 7500 lira. Bakın Kozlu'nun buraya gelmesi 7500 lira. Ha. 3500 lira sadece otobüse para vermişler. Diğeri de otel ve konaklama ve yeme ile ilgili. 7500 lira. Anafartalarda aynı parayı harcayacak. Aynı parayı harcayacak. Yani. Dolayısıyla yani şimdi düşmüş bir takımın gidip 7500 lira parayı vermesi de çok doğru değil ama spor adına da hoş değil tabii ki. Lig devam ediyorsa, düşmüş dahi olsanız gidip maçınızı oynamanız gerekir. Tabii bu spor anlamında düşündüğümüzde böyle. Ama biz çok da yadırgamıyoruz Keşan'ın yapmış olduğu, Anafartalar'ın yaptığı bu hareketi. 3-0 tabii hükmen yenik sayılıyor. Anıtköy Belediye Çınarlı, o da düşen bir takım Çınarlı, 7 tane gol atıyor, 7-0. Ve Babeski sahasında Büyükçekmece'ye 4-1 yeniliyor. Ve Edirnespor GK Kozlu Belediye'yi 2-1 mağlup etti. Onunla ilgili görüntüleri de izledik. Ve Tekirdağ Spor, şampiyon Tekirdağ, 3. lige geçen hafta çıkması kesinleşen Tekirdağ, Erok Spor'u 3-2 mağlup ediyor. Ve geçen hafta şampiyonluğu kaçıran Tekirdağ 1-0 son dakikalarda yediği golle yenilen Kocaeli Spor bu hafta sahasında Çengelköy'e 2-1 mağlup oluyor ve ligde de 4. sıraya kadar düşüyor. Ligi o şekilde tamamlıyor. Puan durumuna bir bakalım.
Evet, bu maçlardan sonra Bal Ligi 11. grupta. Tekirdağ Spor biliyorsunuz şampiyonluğunu garantilemişti. Ve puan farkını da açtı zaten. 52 puana çıktı. Onu takip eden takım Kocaeli değil maalesef. Çengelköy bu galibiyetle, Kocaeli galibiyetiyle ikinci sıraya oturdu ve ligi ikinci sırada bitirdi. Ama bu yıl şansı yok. Geçen yılki statüde değil mi Sayın Çıraç? Evet. Maçları vardı. Baraj maçları vardı. Bu sene sadece birinciler çıktığı için de öyle bir şansı yok. Çengelköy ikincilik öyle 46 puanla ikinci. Arnavutköy 45 puanla üçüncü. Kocaeli 45 puanla dördüncü. Büyükçekmece 41 puanla beşinci. Ergene Velimeşe 33 puanla altıncı. Edirnespor GK 32 puanla 7. Karadeniz Ereğli 31 puanla 8. Kozlu Belediye 29 puanla 9. Bobeski 10. sırada 24 puanı bulunuyor. Erokspor 22 puanda ve 11. sırada. Düşen iki takım Çınarlı Spor 18 ve Keşan Anafartalar 13 puanı bulunuyor. Evet, böylece Bal Ligi'ni de tamamlamış olduk. Artık seneye inşallah tekrar Bal Ligi'nde konuşmak üzere diyoruz. Şimdi sevgili Çiroz, statüde bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Gelecek yıl için nasıl cereyan edecek maçlar, evet, nasıl olacak? Bu konuda bilginiz var hocam mı? Hocam şöyle, evet, her yıl statü değişiyor. Yani bu 5. sezon oldu Bal Ligi'nin kurulduğundan bu yana. Her yıl değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela ilk sene direkt birinci olan takımları aldılar. Bir sonraki sene 1 ile 2'leri aldılar. Playoff oynattılar. Kazananları tekrar çıkardılar. Bir sonraki sene tekrar birinciler çıktı. Geçen sene 1 ile 2'ler çıktı, playoff oynadı. Bu sene tekrar birileri çıkardılar. Daha tam oturmuş bir şey değil. Önümüzdeki yıl nasıl yaparlar? Onların tabii değerlendirmeleri bu yıl için tekrar önümüzdeki günlerde başlayacak. Bir de mesela düşmeyle çıkmayla ilgili şeyler vardı. Onlar tam oturmadı. Mesela bir önceki yılda örnek veriyorum. Burada Tekirdağ Spor şampiyon olduğu zaman önceki yıl, geçmiş yılda olmuş olsa Velimeşe baraj maçı oynamayacaktı. Ama bu sene statü değişik. Bu sene baraj maçı oynamak zorunda kalıyor. Süper Amatör'de birinci olan takım direkt çıkıyor. İkinci olan takımla Velimeşe baraj maçı oynayacak. Yani statüler her sene değişiyor. Biz de bazen yetişemiyoruz. Hatta bugün sohbeti oldu maçtan sonra. Görüştüğümüzde her yıl değiştiğini, önümüzdeki yılın da nasıl bir statü olacağını şu anda söylemek mümkün değil. Evet. Yani bizim bir grubumuz değişmiyor galiba. 11. grupta bizim 11-12 oluyor. Ama şu var hocam. Yani şimdi burada hak vermek lazım. Az önce söylediğimiz gibi işte Kozlu gelmiş veya Anafartalar gidiyor. Bizim takımlarımız oraya birer kere gidiyor. Ya da onlar bize 6 kere geliyor. Babaeski'ye geliyor, Kozlu ya da Karadeniz Ereğli. Edirne'ye, Tekirdağ'a geliyor. İşte Velimeşe'ye geliyor. Anafartalara gidiyor. 6 kere hakikaten çok zor onlar için. Evet. Yani bir yerde de baktığımız zaman sanki biraz bölgesel amatörden, bölgesel ligden çıkmış konumda. Yani bizim örneğin 4 tane İstanbul'da takımımız var. 2 tane Edirne'de var. 2 tane Tekirdağ'da var. İşte bu sene Burgaz'da şampiyon olmuş. Burgaz'da katılacak herhalde bölgesel ligi. Zaten 6 tane takım biz Trakya'da vardık. 4 de İstanbul, 10. Buna 2 de Çanakkale olsa ya da Kocaeli olsa 12 olabilirdi bize. Hakikaten uzak. Yani Edirne Spor oraya 2 kere gidiyor ama rakip takım Kozlu ya da Karadeniz Ereğli bizim Trakya'daki takımlara 5 kez geliyor, 6 kez geliyor. Evet, onlar için hakikaten daha zor önce, yani. Peki şimdi kamuoyunda bu 3. ligin kaldırılacağı şeklinde yine söylentiler çıkmaya başladı. Ama bu arada da işte Bal Ligi'nden yükselen takımlar 3. lige çıkıyorlar. Var mı böyle bir şey resmi anlamda? Şu anda hiçbir şey yok hocam. Onunla ilgili olmuş olsa zaten bu tür duyurular sezon öncesinde, sezon başında takımlara bildirilir ya da kamuoyuna açıklanır. Şu anda öyle bir şey, herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ona göre statü hazırlanarak maçlar oynatılır. Değil mi? Tabii. Muhakkak öyle. Yani şu anda herhangi bir şey yok. Önümüzde 2 yıl için onu düşünürlerse 2015-2016 futbol sezonundan önce bütün statüsü çıkar, açıklanır. Ona göre takımlar, kulüpler hazırlıklarını yapmış olurlar. Evet. Şimdi geçtiğimiz haftalarda birinci amatörü bitirdik. Süper amatörü bitirdik. Ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak Cesur Pakar'da sormak isterim. Amatör liglerle ilgili olarak ASKF neler düşünüyor? Neler gördünüz? Olumlu olumsuz yönlerini bir değerlendirin dersen. Neler söylersiniz? Neler gözlemlediniz? Siz işin içindesiniz zaten. Şimdi hocam zaten amatör spor kulüplerindeki sıkıntıları biz yıllardan beri yöneticilik yaptığımız için
bu sıkıntıları biliyoruz. Zaten bu sıkıntıları bildiğimiz için biz bu göreve talip olduk. Tabii bu bizim gayretimizle olacak şeyler değil. Yönetici arkadaşlarımızın da, hocalarımızın da bizlere destek olup bu sıkıntıları birlikte çözmemiz gerekiyor. Yani şu ana kadar dediğiniz gibi hocam birinci ve süper amatör liglerimiz bitti. Yani şampiyon olan takımlarımız oldu. Onları tebrik ettik. Kupalarını aldılar. Ama yapılması gereken çok şey var hocam Edirne'de. Şimdi mesela konuşuyoruz ve Bal Ligi takımlarını konuştuk. Evet. Yani yıllardan beri 5 yıl oldu galiba değil mi? 5. sezon. Spor. Yani 5 yıldan beri bilmiyorum da belki 5-6 trilyon Edirne'nin parası. Doğru. Bak 5-6 trilyon parası yani çöpe gitti. Çöp de diyebiliriz. Yani bilinçsiz kullanıldı, yanlış transfer politikalarıyla kullanıldı, yanlış hedefler koyularak kullanıldı. Yani şimdi ben amatör spor kulüpleri federasyonun yönetiminde olduğum için yani tüm şehir bir hedef. Hedef nedir? İşte Bal Ligi bir üçüncü lig. Şimdi hocam ben daha samimi bir şey söyleyeceğim. Bizim Edirne'ye üçüncü lig değil aslında çok daha üstlüklere layık bir şehir. Ama biz dibe vurmuşuz. Yani yıllardan beri Edirne Spor işte sizin söylediğiniz gibi işte Adnan Hocam'ın kişisel gayretiyle işte bir şekilde sahaya çıkıp müsabakalara katılmaya başladı. Biz amatör spor kulüpleri olarak hocam şunu yapmamız gerekiyor. Yani tamamen altyapılara önem vermemiz gerekiyor. Şimdi yeni işte sizlerin daha önce programda söylediği gibi yeni ASKF binamız da yapılıyor. Evet. Allah'ın izniyle işte bir hafta 10 gün içerisinde tamamen biter. İşte bugün gittim. Başkanımız sağ olsun yine orada tek başına mücadele ediyordu. Vallahi hayırlı olsun. İşte yani. Duvar kağıdı falan böyle kaplamalar falan yapıldı. Hakikaten yani ben yönetim kurulundayım ama yani İbrahim abiye yani gerçekten yani takdiri şahan bir şey yaptı oraya. Yani evet, çok özverili. Yani evet. Edirne'nin Edirne'ye yakışan bir yer oldu hocam. Yani gelen işte grup maçlarında gelen dışarıdan gelen misafirlerimizi falan da bir gösterdik. Yani çoğu ilde böyle bir tesisin olmadığını söylediler ki bitmiş halini görmediler. Bittik işte projelerimizi falan anlattık. Şuna değinmek istiyorum hocam. Yani gerekli desteği bulabilirsek altyapılarla ilgili az evvel söyledim de onu tamamlayamadım. Evet. Bizim şöyle bir düşüncemiz var hocam. Şu an süper amatörde birçok takımın hocası yok. Yani süper amatörde mücadele eden takımsın. Altyapın yok. Yani var da işte prosedür yerine gelsin diye çıkıyor birkaç kulübümüzün dışında. Ki o kulüpleri de ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Edirne Spor'u zaten yıllardan beri altyapılarında güçlü. Bir Saraçhane Spor, süper amatörde. Bir Tunca Spor. Evet. Tüm takımlar, ben Karaçarda Spor yöneticisiyim aynı zamanda. Bizler de yani o takımları örnek almamız gerekir. Doğru. Biz yıllardan beri Karaçarda Spor olarak ne yapıyoruz? İşte öğrenci arkadaşlara yöneliyoruz. O da neden kaynaklanıyor? Bizim Karaç'ta nüfuzumuz az. Dışarıdan sporcu alamıyorsun altyapılara. İşte bu birkaç seneden beri biraz oturmaya başladım. Şöyle bir düşüncemiz var hocam. Oraya değinecektim. Bütçe yapacağız tabii. Bizi zorlayacak bir rakamlar ile karşılaşmazsak ya da gerekli bir desteği bulabilirsek tüm süper amatör ve birinci amatör takımlarının altyapılarını biz ASKF olarak hoca görevlendirmeyi düşünüyoruz. Oo, ne kadar güzel. Evet yani onu yönetim olarak biz kendi aramızda görüştük. Çok mantıklı geldi. Çok mantıklı. Yani şimdi zaten spor kulüpleri çok büyük sıkıntılar içerisinde mücadele ediyorlar hocam. Yani bir de spora destek olan insanları soldan say 10 kişi, sağdan say yine 10 kişi. Doğru. Şimdi de branş çoğaldı. Voleybol profesyonellikte voleybol takımı var, basketbol var, işte erkek basketbol takımı var, dolinimiz. Yani Edirne Spor YK işte bir üstlükte mücadele ediyor. Ve destek olan çok az insan var. Aynı sayı. Aynı sayı yani. Ama altyapılarda çok büyük sıkıntılar var hocam.
Altyapılarda çok büyük sıkıntılar var. Ben bir de şu var hocam, yani Edirne'de merkez takımlarından mesela söyleyeyim. Bir takım şampiyon oldu, Edirne Spor. Edirne Spor'umuz zaten bizi yıllardan beri Türkiye'nin her branşlarında bizi temsil etmiş bir takımımız. Bunun haricinde merkez takımlarından bir bal lige hedefi olacak bir takım var mı? Yok. Yok. Yani ben diyorum ki, yani boşuna büyük bütçelerle takım kurmayalım. Gelin bu altyapılara, bizler de ASKF yönetimi olarak güzel projelerimiz var altyapılarla ilgili. Ki inşallah onu hayata geçireceğiz hocam. İbrahim Başkanımız da bu konuda çok mantıklı. Yani bunu da bir şekilde de hayata geçirip çok güzel. Edirne'deki yeni yetişen gençlere, sporculara dedi hizmet vermemiz gerekiyor dedi. Biz de bunun için buraya geldik dedi. Tabii bunun çalışması yapılmadı hocam. Bir tek düşüncemiz bu. İnşallah sezon başlamadan önce bu konuyla ilgili de çalışmalar yapacağız. İnşallah. İşte yeni tesisimizi biliyorsunuz, Allah'ın izniyle orası da açılacak bir hafta 10 gün içerisinde hocam. İşte bütün oturma mobilya takımlarımız falan da geldi. Gayet şık, güzel bir yer oluyor. Eski bina ne yapacaksın? Hocam eski bina ile ilgili bir tasarruf yok şu anda. Yani bir ara şey olmuştu bu. İşte spor kulüplerine gelen malzemeler oluyor. Onlar orada. İşte filelerimiz, fileler, işte toplar. Bunun gibi malzemeleri orada toplamaktansa orasını depo olarak kullanmayı düşünüyoruz. Öyle şey. Düşünülüyordu ama onu yönetim kurulu. Sonra daha sonra karar vereceksiniz. Evet hocam. Peki, çok teşekkür ederim. Hemen birinci yarı bitmeden önce hemen ben sevgili Adnan'a söz vereyim. Adnan bugün vallahi ikinci amatörde maçlar evet, vardı. İkinci amatör devam ediyor. Gündem çok hararetli. Evet. Sevindiğim nokta şu. Haftalar boyunca altyapıyı konuştuk. Bugün altyapı gündeme geldiyse çok mutluyum. Ne güzel. Yani Edirne'nin sorununu bilerek başka yerlere dağılması, başka yerlere paraların harcanması tabii ki üzücü. Evet, Edirne'de ikinci amatör ligi iki tane grupta oynandı. İkişer müsabaka. Karakasım Lalepaşa müsabakası. Lalepaşa 6-3 gibi bir net skorla Karakasım'ı mağlup etmeyi başardı. Köy Hizmetleri Ayşe Kadın müsabakası Ayşe Kadın'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Aslan Paşayiğit maçı ise Paşayiğit'in 4-1'lik Aslan'a üstünlüğünü B grubunda görüyoruz. Keşan İdman Yurdu ise beğendikten 8 tane gol yemeyi çok buluyorum ikinci amatör kümede ama altyapıda öyle bir sonuç var ki sevgili hocam. Şimdi hep geldi konu altyapıda dayandı. Devlet Su İşleri'nin bir futbol takımına 21 tane gol atması, yani Edirne'de altyapının zaten olmadığını, futbolun çöktüğünü, çatısının dayı olmadığını görüyoruz. Sadece kulüpleri mi suçluyoruz? İşte burada TÜFAK gündeme geliyor. Yani şimdi Edirne'de hocam birilerine bir şey söylediğimiz zaman zıplıyorlar. Şimdi TÜFAT'a bir şey söylüyorum. Antalya'da müsabakaya gidiyorsunuz. Ne müsabakası oynuyorsunuz Antalya'da? Veteranlar müsabakası oynuyorsunuz. Ya Allah aşkına. Ya bir oturduğunuzda masada ya rahat mısınız? Yani gönlünüz rahat mı sizin? Ey TÜFAT yöneticileri, Edirne. Yani Edirne'den Antalya'ya 55 yaşlarında insanlar şort, ayakkabı giyip Antalya'da futbol oynadınız öyle mi? Ne yaptınız? Edirne futbolunu şimdi yukarı mı çektiniz? Ya Sayın Erdoğan Öztürk Başkanım, lütfen bak Edirne futbol bitmek üzere. Üstenize bir formayı giymişsiniz. TÜFAT. Yani dersinizi bu kadar çalışmamakla inat ediyorsunuz. Notunuz zaten sıfır. Bunu ben söylemedim. Erkan Doğan söyledi. İkinci başkanınız. Ama bana patladı iş, hiç önemli değil. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili hocam. Nereden, hangi maçtan yola çıkarak bu ifadeleri kullandın? Onu ya bu maçta olarak Devlet Su İşleri'nin eğer 21 gol atabiliyorsa. Kime atıyor onu söylemiyorsun. Kirşane'ye atıyor. Onu anlat. Ya işte onu anlatıyorum. Eksiklik nerede şimdi? Eksiklik teknik adamlarda. Yani kulübün yönetim şekli zaten bakın.
Edirne'de futbol takımların yönetimleri yok. İki kişi yol ortasında Saraçhane'den çıkar, Ziraat Bankası'nın önünde toplantıyı yapar, Ziraat Bankası'ndan çıkar, balık pazarına gelir, oturur, iki tane çay içer. Yönetim kurulu toplanmıştır Edirne'de, amatör kulüplerin yöneticileri bunları yapar Edirne'de. Aha, yapanlar mı vardır? Devlet Suçları oturur masasının etrafına, yönetim kurulu yapar. Edirne Spor masasının etrafına oturur, yönetim kurulu yapar. Bunun haricinde tüm Edirnelilere söylüyorum, kimse işini yapmıyor. Ya niye yapmıyorsunuz? Yapmıyorsanız gidin kardeşim, gidin. Düşün Edirne Spor futbolundan, düşün. Allah aşkına. Bakın sevgili Edirneliler, 15 Nisan'da Türkiye Futbol Direktörü Edirne'ye geliyor. Sayın Fatih Terim. Çok ilginç bir il seçiyor. Tekirdağ öyle veya böyle profesyonele çıktı. Kırklareli Türkiye 2. liginde. Ama toplantısını sayın Türkiye Futbol Direktörü Edirne'de yapacak. Şimdi herkes elini vicdanına koysun. Ya bu sayın Fatih Terim'e Edirne spor adamlarının yüzü hiç kızarmayacak mı ya? Hiç mi kızarmayacak sizin yüzünüz? TÜFAT'a söylüyorum, kulüplere söylüyorum. Yüzünüz kızarmayacak mı? Yani siz Fatih Terim'in yani gözünün içine baka baka ne diyeceksiniz? Biz çöktük mü diyeceksiniz? Yerlerde sürünüyorsunuz. Toplantınız hayırlı olsun. Çok üzgünüm. Neticeleri çok verelim. Bu neticeleri hocam. Şeyle TÜFAT'la ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum ama. Şimdi bu altyapılarla ilgili bir de TÜFAT'ın burada devreye girmesi gerekiyor. Şimdi birçok takımın hocası olmadığı gibi ama bütün takımların belgeli hocaları var. Yani. Ama hangi belgeyle, hangi hocayla hangi takım müsabakaları çıktığını biz bilmiyoruz. Takımının başında değil. Yani bunun daha önce biz Erdoğan Hoca ile bunu görüştük de. Yani bunun bir yaptırım mı var mı yok mu? Yani bunu aslında araştırmak gerekir hocam. Yani futbol temsilcisi yanınızda hemen. Şimdi şöyle altyapılarla ilgili soruyorsunuz. Altyapı ya bak şimdi altyapı değil. Bizim takımımız Karaçarlıspor'un hocası yok. Ama bir belgeyi biz oraya sunmuşuz. O belgeyle biz müsabakalara katılıyoruz. Hem alt liglere hem üst liglere. Ama hocayı sporcular bile tanımıyor. Yani evet. Takımı futbolcuları dahi hocayı tanımıyorlar. Şimdi Futbol Federasyonu'nun 2014-2015 veya geçtiğimiz yıllardaki o el kitapçığı var. Uygulanacak esaslar kitapçığında yazan maddeye göre bir amatör takım 2 haftalık bir süresi var. 2 hafta hocasız çıkabilir. Hocasız çıkan takımlarla ilgili Edirne'deyse Edirne TÜFAT bizlere yazı yazıyor. Diyor ki örneğin şu kulübün hocaları yok. Biz de onlara yazı yazıyoruz tertip komitesi olarak. Diyoruz ki 2 hafta içinde bir antrenörle sözleşme yapmak zorundasınız. O da yapıyor. Ama akabinde şimdi Cesur'un dediği gibi hoca maçlara gelmiyor. Çıkmıyor. Yani kağıt üzerinde sadece, sözleşmeli hoca. Sadece evet. Hoca var mı? Var oluyor. Takımla çalışıyor mu? Ama TÜFAT'ın bunu kabul etmemesi gerekir hocam. Yani şimdi bu TÜFAT'ın başında ben de olsam ben bir defa kendimi eleştiririm. Yani ben TÜFAT'ı eleştirmek için bunu söylemiyorum. Yani spor niye yapılıyor hocam? Spor gençleri, bu spordan kimse cebine milyar dolarları koymuyor. Yok, öyle bir şey. Yani burada yani maksat gençlere güzel şartlarda spor güzel bir eğitim verebilmek. Şimdi bugün bir eğitime giden bir sporcu ilk ya da orta lise okullarında selamun aleyküm deyip de herhangi birini atıyorlar mı siz? Buyurun geçin bu çocukları eğitin diye. Bu okulunu okuyan öğretmen olarak diplomasını alanlar bir yerler atanıp öğrencilere eğitim veriyorlar. Ya bu da bunun gibi bir şey hocam. Doğru. O zaman biz altyapıları kaldıralım. Yani. Yani ben bir ilginç bir maç anlatacağım. Çok hoşuma gitti mesela benim çok yakın dostumdur İbrahim Şahin. Kirişhane Spor Kulübü ki bize en yakın bir camiadır. Aramızdan bir dere geçiyor. Meriç Nehri geçiyor. Yani devamlı da görüştüğümüz birisi. Şampiyon oldular. Buradan da tebrik ediyorum kendilerini. Dün bizim altyapıyla maçımız vardı. 45. dakikada maç bitiyor. Skor 17-0. Doğru. Bugün de 20 ya var. 20-21-0. Hocam şu var. Yani biz de 15 tane yedik, 20 tane yedik. Yani ben Saraçhane Spor için bunu sadece örnek verdim. Yani birkaç spor kulübünün dışındaki skorların hepsi aynı hemen hemen. Kirşane Spor için, Saraçhane dediniz. Pardon,
Saraçhane Spor örnek gösterdiğim Tunca zaten. Tunca Spor, Saraçhane Spor, Devlet Su İşleri zaten kurumsal olduğu için onlar bu işi güzel yapıyorlar. Ki iyi şeyler de yapıyorlar. Yani bugün bir de amatör sporuna baktığın zaman hocam, gelen sporcu, spor amatörde oynayan sporcuların çoğu ya Devlet Su İşleri'nden çıkma ya Edirne Spor'dan çıkma. Yani boşuna şey yapmayalım hocam. Yani paralarımızı çarçur etmeyelim. Ben bir gün bir abimize şunu söyledim. Bunu ASKF yöneticisi olarak değil de bir spor seven yönetici olarak söylüyorum. İşte bir kulüpten bir maddi yardım istemişler iş adamından. Ki ben de o kulübün konumunu bildiğim için dedim abi, sen dedim her zaman spora destek olan kişisin. Benim sana tavsiyem, hocaları çağır. Altyapıda kaç sporcum var? İşte 40 sporcu. Bu 40 sporcuyu git A'dan Z'ye, tırnağından başına kadar kışlık anorunu al ki öyle de gücü de var. Ama dedim, ben de yine söylüyorum, amatör spor kulüplerinin yardım eden iş adamları, spor seven insanlarımız altyapılara yönelsinler. Ne yani? Çok güzel. Altyapılara yönelsin hocam. Bana bugün biri 3000 lira versin, ben giderim sezon başı 2 tane daha aktarma yaparım. Günlük düşünürüm. Yani biz amatör yöneticiler böyle düşünüyoruz. O çocuk bana bir şey alınmaz. Yine gider pay. Melih hocam. Alınmıyor hocam yani. Melih hocam bir de şimdi çok ilginç bir Edirne'de hep bunları yani söyledi. Rahatsızlıklar oluyor. Öyle yönetici var ki teknik adamlığa soyunmuş. Sezonu, şimdi burada kimse söylemek istemiyor bunları. Resul'un da takibinde. Yani yönetici kisvesiyle kulübede futbol müsabakasında bulunan kişiler antrenörlük görevini üstlenmişler. Yani antrenörlük yapıyorlar. Ya şimdi belgesi varsa... Hayır, belgesi yok. Varsa ve hayır, hiç, kulübünde maddi durumu iyi değilse şuraya, o belgeyi istifade etmek için... Ama hocam o zaman bir kargaşa var. Senin futbol teknik sorumlunun kulübede oturuyor, oturtmuşsun onu bir affedersiniz kukla gibi ve siz yönetici olarak öndesiniz. Bir futbol takımı sevk idaresini yapıyorsunuz. Bu da Edirne'de bir çarpıklık. O tabii ki. Onların kendi arasındaki o diyalogsuzluk bana göre. Herkes görevini yapacak. İdareci idareciliğini yapacak. Teknik adam. O ayrı bir konu. Ha, evet. Ben dedim ki yani teknik adam yok da o idareci mi? Mesela Ömer Bahar benim amatörde en takdir ettiğim isimlerden bir tanesi Saraçhane Spor'da. O zaman onların hocaları bıraktı zannediyorum. Şimdi... Evet. Bir dönem o idare etmeye çalıştı. O çalıştırdı. Tamam o Melih abi. Bu yanlış değil. Yok yok, altyapısı güçlü olan Saraçhane Edirne'de futbolda biraz evvel örnek gösterdik değil mi? Fakat hocasının istifasını aldıktan sonra bir futbol teknik sorumlusu yani Saraçhane'nin böyle bir hataya düşmesi ben kabul etmiyorum. Almak zorunda, süper amatörde oynuyor hocam. Bekir Gürgen'in işine son verildi. Ondan sonra bir yöneticiyle devam edildi. Ya şimdi bir Saraçhane'de bir teknik adama verilecek. Allah aşkına kaç paradır bu teknik adam parası ya? Neyi konuşuyoruz? Çünkü Saraçhane örnek sevgili hocam. Yani altyapıda hakikaten şimdi, örnek. Adnan hocama şurada katılıyorum hocam. Ben az evvel bir Saraçhane Spor'u örnek verdim. Altyapıya önem veren, altyapıdaki çıkarmış olduğu sporcularla en üst ligde birçok çok para harcayıp da takım kurulan takımlara karşı mücadele ettiler mesela bu yıl. Küme düştüler mi? Düşebilirler. Onlar olabilir. Bu sene düşer, seneye çıkıyorlar. Ama bir Saraçhane Spor Kulübü'nün de başında bir hocası olması gerekir. Yani, çünkü lütfen. Bizim örnek verdiğimiz bir kulüp Saraçhane Spor. Hani örnek verdiğimiz için bu sadece Saraçhane Spor değil. Bir altyapısı iyi olan örnek aldığımız spor kulüplerinin de başında hocası olması gerekir. Evet. Biz gençlerimize mesela diyoruz ki bakın diyoruz bu... Saraçhane Spor ve Karaca maça geldi. Orada gençler var. Bak, bunların hepsi diyorum Saraçhane'nin altyapısından yetişen çocuklar. Evet. Sizler de diyorum yarın öbür gün büyüyünce bunlar gibi siz de A takım formasını giyeceksiniz. Yani Saraçhane Spor Kulübü'ne örnek veriyorum. Edirne'de örnektir. Bir milli futbolcu yetiştirmiştir. Evet, biz biraz geçirdik galiba. Reklam arasına gitmemiz lazım. Kısa tabii. Bir ara efendim. Tabii ki.
Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Çiroz, şimdi sezon geçti, bitti, amatörler bitti, bal ligi bitti. Olumlu olumsuz bu sezon içerisinde sizin hem bölgesel amatör lig temsilciliği göreviniz var, futbolun en üst düzey yetkilisisiniz, futbol il temsilcisisiniz. Olumlu ve olumsuz nelerle karşılaştınız? Ne bileyim, size yardımcı olan kuruluşlar kimlerdi? İlçelerde olsun, merkezde olsun, şu da olmamalıydı veya şu iyi değildi, bir dahaki sezona bunun yapılmaması daha iyi olur, daha rahat bir sezon geçiririz diyebileceğiniz ne tür olaylarla karşılaştınız? Hocam öncelikle Edirne merkezde böyle çok büyük ciddi sıkıntılarımız olmadı. Gerçekten olmadı. Yani bu sene ya da daha önceki senelerde yaptık. Böyle bakıyoruz diğer amatör ligdeki maçlarımıza, bölge şey birinci amatör ve süper amatör çok sıkıntılı geçen yerlerimiz var, illerimiz var. Ama biz de öyle bir şey biz yaşamadık gerçekten. Sağ konusunda da yaşamadık. Yani şimdi iki tane sahamız var. İşte Karaağaç kendi sahasında topunu oynuyor. Edirne Spor 25 Kasım'da oynadı. Sağ ile ilgili bir sıkıntımız olmadı. Antrenman sahaları ile ilgili yine olmadı. Yeni mahallede bir saha yapıldı. Daha şu anda kullanımda değil ama antrenman yapmak üzere sezon başında, sezonun ilk 1-2 ay içerisinde o saha açıldı. Yeni mahallede oradan istifade etti. Önümüzdeki sene tamamıyla her şey bitiyor. Çok ufak tefek bir eksikleri kaldı. Gençlik Spor o konuda çok özverili davranıyor ve çalışıyor. Oranın yolu ve kanalizasyonu bağlanma durumu var. Kanalizasyon olmazsa fosfetik yapacaklar. O da olduktan sonra orada da bir sıkıntımız olmayacak. Bizim antrenman sahası da olmuş olacak. Maçları da yapabileceğimiz bir sahada alternatif sahamız olmuş olacak. İlçelerde bir sıkıntı yaşadık hocam. Yani nerede sıkıntı yaşadık? Örneğin işte Kırcasali'ye buradan bir takımımız gidiyor. Güvenlik güçleri, jandarma zamanında gelemiyor. Oraya bakan jandarmamız Uzunköprü'den bir olay çıkıyor. Jandarma bu sefer olaya gitmek zorunda kalıyor. Maçlarımız, bir iki maçımız jandarma gelmediğinden dolayı oynanmadı. Yani. Biz de bunları her ay valilikte il spor güvenlik kurulları oluyor. Biz de o toplantılara katılıyoruz. Orada zaten dile getirdik. Vali yardımcımız oradaydı. İşte jandarma adına katılan bir as subay arkadaşımız oradaydı. Her kurumdan, belediyeden, işte valilikten, milli eğitimden, sağlıktan, herkesten vardı. Orada söyledik. Ondan sonra da bu sıkıntıları yaşamadık. Ama tabii ki bazen olabiliyor. Yani örnek veriyorum, maçın saati 14'te ise işte emniyet güçleri 14-15'te geliyor. Bunların haricinde çok büyük sıkıntılar, olanaksızlıklar yaşamadık. Bir iki sahamızda problem yaşadık. Maçları ertelemek zorunda kaldık. Örneğin bir İpsala sahamız altında drenaj olmadığından dolayı bir yağmur yağdığı zaman saha çok kötü oluyor. Oynanamayacak duruma geliyor. Buradan mesela hangi haftaydı şimdi hatırlayamayacağım. İpsala ile görüştüm yöneticilerinle. Şu anda da sahada abi hiçbir şey yok. Yıldırım Spor gidecekti. Yıldırım'a da girin hiçbir şey yokmuş. Edirne'de yağmur vardı orada yoktu. Fakat maça 2 saat kala saat 2'deydi maç. 12'de bir yağmur boşanıyor. Takım da oraya gitmiş oluyor. Oynayamadılar maçı, geri dönmek zorunda kaldılar. Evet. Ya bu gibi olanaksızlıklarımız oldu ama bunlar yani olabilecek şeyler. Onları da hafta içinde zaten oynattık. Hiçbir şaibeye mali vermeden liglerimizi tamamlamış olduk. Tabii bize burada emeği geçenler var. Yani Gençlik Spor'u unutmamız mümkün değil. Bize her konuda Sayın Müdürümüz Serhat Ocak, Ender Tezcan, onun haricinde diğer çalışan, Sarıçayın sahasında çalışan oradaki arkadaşlarımız var. İbrahimler var, 25 Kasım'da Nurettinler var, Ademler var. Bütün arkadaşlarımıza emeği geçen Turan Beyler var yine Gençlik Spor'da. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda ASKF ile ilgili bizim en ufak bir sıkıntımız, bir sorunumuz, bir problemimiz olmadı. Onlar da bize yazışma anlamında destek oldular bana. Hiçbir sıkıntımız olmadan liglerimizi tamamladık. Emniyetimize teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten bu sene dört dörtlük görev yaptılar. Ne zaman dersek bazen hafta arasına maç koymak zorunda kaldık. Geç saate. Sistem dolayı ertelenen maçımız vardı. Elektrik kesintisinden dolayı ertelenen maçlarımız vardı. Saat ne olursa olsun bize güvenlik konusunda yardımcı oldular. Biz de onlarla ama sezon öncesi ve sezonun devamında ayda bir kez gidip onların çaylarını, kahvelerini içtik Gençlik Spor'la birlikte. Nasıl yapabiliriz? Örneğin üniversite sınavlarıyla ilgili bize bu konuda nasıl destek oluyorsunuz? Görüşlerini aldık. Onlar da bize yardımcı oldu. Biz de onlara yardımcı olduk. Tabii bu konuda bize destek olan
herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizim tek sıkıntımız, kulüplerimizin tek sıkıntısı, bize gelen sıkıntılar bu sene de hakemlerle ilgili, yönetimleriyle ilgili sıkıntılarımız oldu. Onun haricinde bize böyle çok ciddi, çok büyük sıkıntılar kulüplerimizden gelmedi. Şimdi bugün Yıldırım'daki İbrahim Acar sahasının tekrar onarıma alınacağı evet, şeklinde var. Bir şeyler var, var mı? Onunla da geçtiğimiz günlerde Serhat Müdür'le, Gençlik Spor Müdürümüz Serhat Bey'le görüştüğümüzde var. Ödeneği çıkmak üzere onun ihalesi yapılacak. Tekrardan o saha eski haline kavuşturulacak, eski haline getirilecek. Ama önemli olan hocam onlara bakmak, yapmaktan ziyade doğru, yaptıktan sonra... Orası yapıldı, o İbrahim Acar oraya milyarlar para harcadı o zamanlar. Evet. Ondan işte, sonra da işte... İşte ilgilenilmedi, olmuyor hocam. Şimdi mesela Yeni Maraş sahası da çok uzak bir saha. Oraya da bilmiyorum artık önümüzdeki günlerde saha tamamıyla Gençlik Spor'a geçtikten sonra herhalde bana göre orada bir bekçi, bir güvenlik görevlisi olmak zorunda diye düşünüyorum. Mutlaka. Çünkü orada bir sürü yani her şey var. Adam camı kırsa içeri girecek. Demiri var, oturma grupları var. Her şey yapıldı. Yani yine aynı şekilde biz geçenlerde gittik. Bu ikinci amatörde top oynayan bir iki takımımız vardı. Onların sahalarına bakma. Keşan'da belediye bir saha yapmıştı bundan 2 yıl öncesi. Saha nizami fakat 18 çizgisi, orta saha çizgisi, işte 6 pas, penaltı noktası nizami değil. Biz oraya maç veremedik. Bu sene gittik, baktık değiştirmişler çizgileri falan. Nizami hale gelmiş. Yani bir Meriç'e gittik. Meriç'e çok güzel. Yaklaşık 250 milyar civarında bir para harcanmış. Çok güzel bir soyunma odası olmuş. Bilmiyorum. Duşları, her şey var. Ama saha yok. Tesis var ama saha yok. Şimdi oraya da herhalde toplu halde Uzunköprü'ye, Meriç'e, İpsala'ya ve Enez'e sentetik saha yapılıyor. Dördüne birden yapılıyor. Herhalde önümüzdeki sene yetişecek. O yetiştiği zaman daha da rahatlayacağız. Yani gözümüz arkada kalmayacak. Acaba yağmur yağarsa maç oynanacak mı? Oynanmayacak mı? Ya da buradan bir takımı yolladık. Geri döner mi? Dönmez mi? Düşüncesi, endişesi kalmayacak. Herhalde önümüzdeki yılda bunlar da yetişecek. Evet. Peki hemen Sayın Akarda'ya soralım. ASKF olarak sezonu bir değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Hocam, ASKF olarak sezonu değerlendirdiğimiz zaman biz de yani Yavuz arkadaşımıza katılıyoruz. Merkezdeki takımlarda herhangi bir sıkıntı olmadı. Biz bir tek şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mesela hakem kötü maç yönetiyor. Suçlu ASKF oluyor. Fikstürde ilk temsilcimiz bir maç, iki maç arka arkaya deplasmana yazılmış. Suçlu tekrar yine ASKF oluyor. Yani zannediyorlar ki sporu Edirne'de ASKF yönetiyor. ASKF sporun bir parçası. Evet. İşte Yavuz arkadaşımız burada ki Yavuz da bu işi yaptığını da çok iyi biliyorum ben. Evet. Yani fikstür mesela biz daha önceki dönemde Yavuz arkadaşımızdan önce cuma günü maç saatinin değiştiğini, pazar sabahı bizim maçın değiştiğini biz haberlerini de aldık. Mesela yani bunlarla da karşılaştık ama şu bu saat olaylarında, fikstürlerde falan herhangi bir sıkıntı yok. Yani dedim ki hocam, hakem arkadaşlarımız kötü maç yönetiyorlar, suçlu ASKF oluyor. Disiplin kurulu ceza veriyor, suçlu yine ASKF oluyor. Yani bizim aslında yöneticilerimizin bunları bilmesi gerekir. ASKF'nin görevi farklı, disiplin kurulunun farklı, tertip komitesinin farklı, il temsilcimizin görevi farklı. Doğru. Yani kurum olarak baktığımız zaman tabii ASKF ön plana çıksa da yani hepimizin ayrı görevleri var. Şimdi ben bir hakem arkadaşımız rapor etmiş, işte tertip komitesine gelmiş, tertip komitesi karar veriyor. İşte değerlendiriliyor, rapora göre disipline sevk ediliyor. Buna disipline cezayı disiplin kurulundaki yetkililer veriyor. Yani biz oraya müdahale etme şansımız da yok. Nasıl şartlarda ceza verdiklerini de bilmiyoruz. Yani burada biraz sıkıntı yaşıyoruz hocam. Yani bizim görevimiz farklı, tertip komitesinin farklı, il temsilcisinin farklı, spor kulübü yöneticilerinin farklı. Bununla ilgili biraz sıkıntılar yaşadık. Bunları da spor kulübü yönetici arkadaşlarımıza hep anlatmaya çalıştık. Onun haricinde öyle çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadık hocam. Bir şey oldu hocam, onu biraz bayağı bir dillendi. Kupa olayı.
Biz ASGF olarak tüm branşların kupalarını çok gün önceden hazır ettik zaten. Bir çarşı spor olayı yaşandı. Biz onu çok iyi niyetlilikle bir bal ligi musabakasından önce yani 300-500 belki 1000 taraftarın önünde protokolde bir belediye başkanımızın, bir emniyet müdürümüzün işte daha böyle şık olacağını düşünerek bu şampiyon olan birinci grup ve ikinci grup A ve B grubu şampiyonlarını biz kupamızı orada vermeyi düşündük. En son toplantımızda şu oldu. Ben dedim ki sıcağı sıcağına kupalar verilsin İbrahim Başkanım'a. Mesela Çarşı Spor Karaağaç Karlova Spor'la oynadı. Dedim ki Karaağaç'ta dedim gidelim verelim. Düşündük verilecekti. Yani bunu bizim kulüplere tebliğ etmemize gerek yok. Maç saati gider ASKF yönetimi. Şampiyon olan takıma kupasını takdim eder. Evet. Devre arasında gider maç sonu kupanızı vereceğiz ya da maçtan önce. Biz dedim maçtan önce arayalım. Çarşı Spor'un kupasını Karaağaç'ta verelim. Ama baktım ki sabah işte bu sanal ortamda artık her şeyi görebiliyoruz ya hocam. İsmail Bilge arkadaşımız İstanbul'da Galatasaray Fenerbahçe derbisinde. Eşim başkan. Kulüp başkan. Şimdi Karaağaç'ta takımının şampiyonluk maçı var. Sen İstanbul'da derbi maça gitmişsin. Şimdi bu kupayı da başkan yokken vermek doğru olmadı. Değil. Onun için biz de bunu 25 Kasım'a sarkıttık. Yani bunda herhangi bir ne art niyet var. Yani güzel şeyler düşündüğümüz için belki böyle bir sıkıntı oldu. Gerçi o da sonra çözüldü. Onunla da ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Vallahi hocam biz ASKF olarak doğru şeyler yapıyoruz. Bize karşı muhalif olan arkadaşlarımız var mı? Muhakkak var. Bugün başbakanın da muhalifi var. Evet, o çok sıkıntı değil. Biz ASKF yönetimi olarak baştan başkanımız İbrahim Acar'a buradan ben kendi adıma yönetim olarak da çok teşekkür ediyorum. Yani inan ama şunu da söyleyeyim. İbrahim başkanımız her ne kadar bazı şeyleri yapmaya çalışsa da bize bu kapıları açan bir belediye başkanımız var. Ve öyle bir kapılar açıyor ki çok akıllı, çok mantıklı, böyle günlük değil. Günlük değil. Daha önceki yönetimler gibi, kurumlar gibi alın 3000 lira, 5000 lira, 4000 lira böyle bir şey yok hocam. Tüm spor kulüpleri ASKF'ye gidecek. Bizim de varlığımızı hissettiriyor. Doğru. Ki doğrusu bu. Olması icap eden. Yani her giden kulüp belediyenin kapısını çaldığı zaman hoş olmuyor. Başkanın ifadesi de şöyleydi. Dosyayı eline alıp koltuğunu alıp belediye kapısına kimse gelmeyecek. Gelecekler ASKF'ye. Neyseydi ona diletecekler. O beni istediği saatte bulabilir. Başkanın ifadesi o. Tabii ama doğrusu hocam yani şu yeri bize kazandırdığı için ona çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani inan bizim kendi malımız değil orası. Biz de kullanmayacağız. Biz burasını idari bölüm olarak yapıp dışarıdan gelen tüm işte spor kulüplerinin evrakları, gelen misafirimizi çok güzel böyle ağırlayıp çayını kahvesini içebilecek bir, ben şu an mesela ASKF yönetimindeyim ama ASKF yönetiminde 8 tane bardak bir tane piknik tüpü var hocam. Bir piknik tüpü var. 4 tane 10 tane de çay bardağı var. Başka bir şey yok ki ASKF'de. Yani böyle zaten biz buraya gelirken yani bu şartlar altında ASKF'yi yürüttürüz. Orasını hiç düşünmedik hocam. Biz sade ASKF seçimine girdik, aldık. Asıl bunlardı. Bir ikincisi daha var hocam mesela. Onu da İbrahim Başkan'a ben söyledim. Bizim şimdi ilçelerde ASKF yönetiminde yönetici arkadaşlarımız var. Şimdi ilçelerin buraya gelip gitmeleri tabii zor oluyor. Bundan iki ay önce oradaki yönetici arkadaşlarla görüştüm. Onlar da çok mutlu oldular. Biz Allah kısmet ederse önümüzdeki sezon Keşan'da ufak bir büro tutup, büro değil işte bir boş bir ufak bir dükkan. Evet. Maliyeti çok yüksek olmayıp kirası bizi çok zorlamayacak. Oraya masa sandalyemizi, oturma gruplarımızı koyacağız. ASKF'nin İrtibat bürosu gibi kullanacağız. Çok oradaki güzel. İlçelerdeki arkadaşlarımıza da bir sorumluluk vereceğiz. Evet. Yani Enes Spor evraklarını Edirne'ye getirmesin. Keşan Spor getirmesin. İpsala Spor getirmesin. Beğendik getirmesin. Karpuzlu getirmesin. Keşan'daki yönetici arkadaşımızın oraya gitsin. Evraklarını oraya teslim etsinler. Doğru. Biz onları gider arabamızdan alırız. Lisanslarını yaparız. Ertesi gün tekrar onların lisansları çıktığı zaman biz onların kendi kulüplerine
buradan giderken hem teslim ederiz. Teslim edemediklerimizi Keşan'daki irtibat büromuzdan alırlar. Böyle de bir çalışmamız olacak. Çok güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Gerçekten de güzel yani. Şimdi yavaş yavaş gel bana bir şeyler söyleyeceksin. Şimdi Cesur arkadaşımız az önce bir şeyler söyledi. Mesela işte iki hafta üst üste bazı takımlar aynı sahada oynuyor. Onunla ilgili şimdi statüyü yaparken, şey fikstürü yaparken hocam Edirne Spor'la Edirne GK aynı sahada top oynuyor. Öncelik tabii Bal Ligi üst lig takımı olduğu için Edirne GK'da. Bir hafta onları bir hafta onları oynatıyorsun. Yine aynı şekilde Uzunköprü'de Uzunköprü Spor 18 Kasım aynı sahayı kullanıyor. Anafart'talar Bal Ligi'nde Keşan aynı sahayı kullanıyor. Karaağaç'ta Karaaçar'da Karlova aynı sahayı kullanıyor. Havsa'da Havsa Yeni Mahalle Havsa Spor aynı sahayı kullanıyor. Biz bunları dönüşümlü olsun diye bazı takımlarımız iki hafta içeride oynuyor. Sonucunda ya da ilk yarı ya da ikinci yarıda iki hafta dışarıda oynuyor. Yani hepsini göz önüne alarak kimseyi mağdur etmeden. Zorunluluktan olur o zaman. Yani zorunluluktan hocam. Zorunluluktan yani oluyor. Kısıtlı yani, olarak iki takımı da Yavuz arkadaşımız sanki deplasmanda oyuna gidecek. Yani. Biz bunlara uymak durumunda kal. Kimseyi mağdur etmemek için. Şimdi Edirne Spor işte bir ücret yatırmış. Aynı sahayı paylaşmak istiyor. Tamam dedik bizden yana sıkıntı yok. Siz yeter ki şartları oluşturun. Onlar var. Bir de hocam şeyle. Örneğin bu sene biz hak etmediğim, ben yani hak etmediğim bir eleştiriye maruz kaldık. Uzunköprü'de Karaağaçar'da ile Uzunköprü Spor bir maç oynuyor. Orada Uzunköprü Karaağaçar'da'nın hocasına, yöneticilerine, sporcularına ağza alınmayacak hakaretler. Sahaya pet şişe, çakmak, taş, patlayıcı madde her şey atılıyor. Tabii bununla ilgili de hakem ve gözlemci rapor yazıyor. Biz o raporları göz ardı etmemiz mümkün değil. Hangi takımla ilgili olursa olsun biz de bunları tabii olması gerektiği şekilde ceza kuruluna sevk ediyoruz. Ceza kurulu da onlarla ilgili iki maç sağ kapatma olayı gündeme geldi. İki maç sağları kapandı. İnsanlar oradakiler buna yöneticiler de dahil oraya gelen yönetici arkadaşlar daha yeni bu işleri bilmiyorlar ama bilgi de almıyorlar. Tabii oradaki taraftarı biraz da kışkırtma anlamında. Biz de bunları hep oradaki insanlarla konuşuyoruz. Birebir duyduğumuz için bunları bu şekilde açıklıyorum. Cezayı benim verdiğimi biliyorlar. Havsa'daki maçta bize ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyorlar. Yani şimdi ceza kurulu farklı. Biz tertip komitesiyiz. Bize gelir raporlar. Neyse gitmesi gerekiyorsa ki hakemin yazdığı rapor gider. Biz sezon başında bir karar alırız. Deriz ki bariz gol şansından atılan bir sporcu varsa ya da çift sarı karttan atılan bir sporcu varsa, bunların devamında küfür, hakaret herhangi bir söz yoksa bunlar ceza kuruluna gitmez. Sonuç bir maçtır. Ama onun haricinde örneğin bir antrenör atılmıştır. Hakem raporuna şöyle yazdıysa, maçın selameti açısından ya da çok sürekli itirazından dolayı attım diyorsan onu yollamana gerek yok. Zaten o adam yarıda bıraktığı maçın cezasını çekmiş. Ama bir hakeme hakaret, bir küfür, bir eleştiri, fiili bir saldırı varsa zaten o gidecek. Evet. Yani biz onları alıp tertip komitesine, burada da zaten 8 kişiden oluşan bir tertip komitesi var. Kulüp temsilcileri var, ASKF'den var, Antrenörler Derneği'nden var, Gençlik Spor'dan var, efendim Hakemler Derneği'nden var. Yani kulüplerimiz bazı şeyleri tam ayırt edemiyor, bilemiyor. Yani ceza kurulu nedir, ASKF nedir, il temsilcisi nedir? Hakemleri bile insanlar şu adam bizim... biraz önce dedi ki kitapçı okumuyorlar dedi. Evet. Yani kitapçı okumak lazım. Evet. Hocam ama bugün insanlar dolu. Yavuz Çiroz ve bugün Cesur Pakar'da dop dolu konuşuyor. Ya lütfen dinleyin. Ya lütfen dinleyin. Dinleniyordur. ASKF'nin maç sonuçlarına alakası yoktur. ASKF lisans yapar, kulüplerin genişlemesini sağlar. Edirne'deki amatör spor kulüplerinin büyümesiyle ilgili çalışma yapar. Telefonu kaldıran kaldırana. Ben şunu söylüyorum. Hakikaten mutluyuz bu akşam. Ben şahsım adına Yavuz Çiroz ve Cesur Pakar da dop dolu konuşuyor. Yani konuşmamıza gerek bir şey bırakmadınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Söyledi. Ama lütfen yani o kitapçıyı okuyun. Okurlar inşallah. Okuyun. Dinliyorlar. Herkes dinliyor. Tek bir konuyu değineceğim çünkü vaktimiz doldu. Şimdi bu tribün olayı. Protokol tribünü var. Evet. Basın tribünü var. Efendim kombine bilet tribünü var. Şimdi bunların tasarrufu kime ait? Bunları kim koordine eder? Buraya oturacak olan kişiler kimlerdir? Bir de
Stada girdiğimiz zaman geçmiş yıllarda bu olmuyordu. Ben şahsen kapıdan girdikten sonra tribünlere doğru veya tünele doğru giderken arabadan geçemiyorum. Tabii. Yani orası araba park yeri gibi. Kimin arabalarıdır onlar? Yani stadın içerisine kimin arabası girer? Belediye başkanının arabası girer. Valinin arabası girer. Emniyet müdürü geliyorsa girer. Cumhuriyet başsavcısı geliyorsa girer. Başka kimin girer yani? Başka kimin girer hocam? Hakemler varsa, hakemler girmek istiyorsa girer. Gözlemci girer. Yani sizin bu saydığınız kişilerin araçları girer. Bir de kulüp başkanlarının araçları varsa, girmek istiyorlarsa kulüp başkanlarının arabaları yani, girer. Ama bu kadar olmuyor yani. Şimdi onları... Vali yok orada. Belediye başkanı yok orada ama evet. Arabadan geçilmiyor orası. İşte bu amatörlük olduğu için hocam, bölgesel amatörlükte bunlar böyle gidiyor. Ya da birileri göz ardı ediyor, görmemezlikten geliyor. Normalde profesyonel maç olmuş olsa hepsinin statüleri onlar da farklı. Yani şimdi gelirken adam işte maç 3'te 2'de geliyor, 2.30'da geliyor. Kapıda kimse durmuyor. Yani insanlar aranmadan o büyük kapıdan bile girebiliyorlar. Büyük araçların girdiği kapıdan da girebiliyor. Sizin bu saydığınız isimlerin dışında kimsenin girmemesi lazım. Araç anlamında. Tribün olayı. Tribün olayı hocam. Şimdi o sahaya Edirnespor Gençlik Kulübü gençlik hizmetlerinden kiralıyor. Fakat sadece maç için kiralıyor. O şeref tribünü onlara ait değil. O şeref tribünün bütün yapılması gereken oturma düzeni Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanması gerekiyor. Onlar ne yapmışlar bu sene? Edirnespor Gençlik Kulübü'ne maddi anlamda destek olan bazı şahıslara üst tarafta kırmızı koltuklar, protokolün yeşillerinin hemen üstünde isim açmışlar. Onlar da Gençlik Hizmetleri'nin iyi niyetinden. Onların oturması, aslında öyle bir yer yok ama onlar cazip hale getirsinler, getirsinler diye, yardım bakmış, fayda sağlasın diye öyle bir olay olmuş. Orada da oturması gerek. Protokoller hocam iki şekil. Spor, futbol müsabaka protokolü farklıdır. Bir de resmi tören müsabaka protokolü, resmi tören farklıdır. Tabii. Yani şimdi orada ne oluyor? Mesela bu işi yapan kimdir? Organizasyonu yapan futbol federasyonudur. Futbol federasyonunu temsilen de Edirne'de futbolu temsilcisi. Benim. Evet. Ha, orada bizim değerimiz var. İşte gelen gözlemciye şöyle der. Sahayı en iyi görebileceği yere oturur. Ya sen gözlemciye buraya otur diyemezsin. Ya da öne gel. Ya ben oradan görmek istemiyorum der. Arka tarafa geçer. Evet. Bir de kim oturur? Belediye başkanı tabii ki oturur. Vali bey oturur. Gençlik hizmetleri spor müdürü oturur. İki tane de kulübün başkanları oturur. Basın tribününe kim oturur? Basın tribününe de basın olur hocam. Kim olacak? Kim? Ben hiç görmedim maçlarda basında. Basın tribününde basını hiç görmedim. İşte o da... Yedek o... sporcular. Orada yedek kulübesi gibi orası. O zaman hocam şöyle oluyor. Basın mensuplarının iyi niyetinden, kimsenin bugün bir şey söylememesinden, yani bugüne kadar dile getirmemesinden dolayı onlar oturuyor orada. Aslında olmaması gereken kulüp yöneticileri varsa onlar da protokolün arka taraftaki kısmına gelip otururlar. Hatta daha ileri gidersek kulüp yöneticilerinin isimleri, gelecek olan misafir takımın isimleri, kapıda görevli kim varsa alt kapıda, dış kapıda değil alt kapıda, yani protokole girecek kapıda listeleri verilir. Ona göre kontrol edilir. Tabii şimdi bizim orada herkes, bir de sıkıntılarımız hep şu var hocam. Ya biz de Edirneliyiz, bir şey söyleyemiyorsun. Görüyorsun, görmemezlikten geliyorsun. İşte bir paket çekirdek alıyorlar, oturup yiyorlar ya da işte ne bileyim sigara alıyorlar. Arkaya oturuyor, önde belediye başkanı, çekirdeğin kabuğu gidiyor belediye başkanı kafasına. Bunlar da oluyor işte önümüzdeki sene ama profesyonellikte bunlar kesinlikle olmaz hocam. Yani burada inşallah şimdi, profesyonel çıktığımızda bunları görürüz. Şimdi bizler burada olduğumuz için bazı şeyleri, yani biz çünkü rapor yazıyoruz her maç bittikten sonra. Ben mesela her maç bitiyor, Futbol Federasyonu maçın sonucunu, herhangi bir olay var mı, bir aksaklık var mı, İlk önce sözlü olarak, ertesi günde 24 saat içinde de raporumuzu yolluyoruz. Evet. Ama tabii bunları görüyoruz ama işte bir şey diyemiyorsun. İnşallah gene de öyle gitsin. Madem böyle gidiyor biraz daha dikkatli olmak lazım. Bizim için, ben basın için konuştuğum için çok fazla şikayetçi değiliz canım. Biz de çıkıyoruz, şeref tribününe yukarıya çıkıyoruz. Böyle olacak yani, ama profesyonel olunca bunları yapma olanağı olmadığına göre inşallah tabii. Seneye yönetim zaten iddialı başlıyor bu sene. Geçmiş yıllarda 3 yıl bir vade koymuşlardı. Vade kalktı. Artık 1 yıl doldu. 1 yıldan sonra şampiyonluk. Savaş Üner başkan şampiyonluğu telaffuz ediyor. Ve gelecek yıl diyor şampiyonluk parolasıyla lige başlıyoruz. İnşallah profesyonel çıktıktan sonra bunlar da düzelir diyorum. Vaktimiz doldu. Hocam ben söylemek istediğiniz birer cümleyle hemen alıyorum. Şimdi 25 Kasım'dan açıldığı için söylüyorum hocam. Tabii siz gördüklerinizi anlattınız. Basın tribünüyle ilgili falan. Ben de şunu görüyorum orada.
Ki bu şehir dışından gelen takımlarla ilgili büyük eleştiri oluyor. Edirne'mize yakışmayan bir eleştiri. Misafir takım tribünü çok kötü. Şu karşıdaki bir şeyi evet, mi diyorsun? Hocam. Orası evet, yani çok affedersin şimdi, şey ağlı gibi. Hocam yani şimdi bölme. 400 kilometre ileriden buraya maça geliyor taraftar. Hava yağışlı. Ayaz, buz, kış şartlarında. Ne yapıyoruz biz onları? Oraya alıyoruz. Böyle misafirperlik olmaz. Yani o yetkililer ki bunu o tel kafes de Edirne'ye yakışmıyor. Yakışmıyor, yakışır mı hocam? İşte yani? Onunla ilgili mesela 3 sene önce falan yapıldı. Evet, Edirne'ye evet. ilk geldi sene. Biz şimdi raporlarımıza bunların hepsini belirttik. Yazdık. Yani misafir takım türbününün yerinin uygun ve müsait olmadığını. Yazdık ama... Ben sözünü balla kesiyorum. Yani biz ikinci ligde bu takımı izlediğimiz zaman profesyonel ligde neydi? Kapalı türbünün sağ tarafındaki türbü misafir türbünüydü. Evet, evet, evet. Yani orası niye uygun değil? Yani burada... Onu ona karar veren mesela kim kiralamış? Edirne Spor Gençlik Kulübü. O yeri onlar gösteriyor. Daha önceki yönetim için isim vermeyeceğim. Hepsini bilirsiniz. O türbünü o hale getiren Gençlik Spor yapmadı ama orasını. Çok kötü. Yani bizim Edirne'mize yakışmayan bir evet. türbün hocam. Yani dışarıdan İnşallah gelen takımlar için. İnşallah düzelir hocam. Evet. Son olarak. Hocam öncelikle şunu söyleyelim. 2014-2015 futbol sezonunda Süper Amatör Ligimizde şampiyon olan takımlarımızı Edirne Spor'u, derece alan diğer takımlarımızı ve düşen takımlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Çıkanları tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda daha iyi çalışıp hak ettikleri yerde olurlar. Yine birinci amatörde şampiyon olan takımlarımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Düşenlere de önümüzdeki sene ikinci amatör ligde başarılar diliyoruz. İkinci amatör lig maçlarımız devam ediyor. Mayıs ayının sonuna kadar faaliyetlerimiz ikinci amatörde devam edecek. Evet. Herkesi pazar günleri tekrar Saraçhane sahasına yine bekliyoruz. İyi cümleyle. İyi akşamlar diliyoruz bizlere ayırdığınız zaman için. Spor kulübü yöneticilerine, futbolcuların hocalarına emeklerinden dolayı teşekkür. Bu arayı iyi değerlendirsinler. Önümüzdeki sene tekrar sıkı bir dönem başlayacak. Evet. Evet, Edirne futbolunda 2014-2015'te değişim rüzgarları esiyor. Beni bu mutlu ediyor. Bir durağan sezonlardan sonra hakikaten taşların yeri değişti. Edirne futbolunun belki 1-2 senede değil ama 3-5 sene içerisinde yol alacağına inanıyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve bütün amatör kulüplerin bu sezonu geçmiş olsun diliyorum. Tabii ki yeni sezonda bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın. Bu akşam yine güzel bir program olacağını umuyorum. Çünkü konularımız çok. Çok iyi çalışmak lazım. Çok iyi kondisyon olması lazım. Yarınki maçın önemine göre prim 1500 lira oluyor, 2000 lira oluyor. Futbol yöneticileri, futbolcular